Merhabalar değerli arkadaşlarım. 2022 Mart ehliyet sorularıyla karşınızdayız. Umarım faydalı bir video olur diyelim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yine ehliyet.hocam adresinden bizlere Instagram'dan sorularınızı sorabilirsiniz diyorum. Fazla da vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Hadi bakalım. Özel ders isteyen arkadaşlar, sizin için şöyle bir uygulamamız var. Katıl butonu var arkadaşlar sizin için. YouTube'da katıl butonundan bize abonelik oluşturabilir ve aylık 50 TL karşılığında değerli arkadaşlarım bizden özel ders alabilirsiniz. Yüz yüze değil ama hiç olmazsa özel ders alma şansınız oluyor diyeyim. Fazla da vakit kaybetmeden hemen sorularımızla devam edelim değerli arkadaşlarım. Taşıt yolu üzerinde çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A. Yaya geçidi. B. Bisiklet yolu. C. Taralı alana girilmez. D. Yavaşlama uyarı çizgileridir. Evet arkadaşlar. Şimdi doğru cevabımızı hemen verelim. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Yavaşlama uyarı çizgileridir. Arkadaşlar yola paralel olaraktan bir çizgi silsilesi uzanıyorsa bunlar yavaşlama uyarı çizgiler. Hatta bunların arasına bazen 50-90 diye de yazılır. Açıklama ihtiyacı olan yerlerde açıklama yapacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Rahat olun. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yolun tek yönlü olduğunu, yolun iki taraftan daraldığını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu. Arkadaşlar eğer bir tabelamız varsa ve yuvarlak etrafı kırmızı çeperle kaplıysa bu tabelalar genelde yasaklama ve zorunluluk tabelalarıdır. Yani bu tabi kendi kodlamamız. Nasıl yani? Tanzim tabelalar arkadaşlar bir şey ya yasaklar ya da mecburi hale getirir. Mesela burada karşıdan gelen araca yol vermemiz gerektiğini bize mecburi hale getiriyor. Bir de bu tabelanın üçgen hali vardır. Şöyle. Üçgense ve içinde iki tane siyah ok varsa o zaman neyi bildiriyor arkadaşlar? Çift taraflı yola girildiğini söylüyor. Şekle göre bir numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı. Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. Öndeki aracın geç işaretine uymalı. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Takip mesafesine uymalı ve bulunduğu şeridi izlemeli. Neden? Arkadaşlar bakın düz çizgimiz var. Aynı zamanda zaten tehlikeli bir viraj olduğunu söylüyor bize. Sollama falan yapılmaz yani. Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur demiş. Koruma başlığı ve koruma gözlüğü, rüzgarlık ve boyun korsesi, eldiven ve emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemi demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Arkadaşlar aman diyeyim takın. Yani koruma gözlüğü nedir hocam diyenler var. Arkadaşlar koruma gözlüğü dediğimiz şey normal kask, yarım kasklar vardır tamam mı? Yani yüzünüz açıkta kalır, cam yoktur. O zaman sizin gözlük takma zorunluluğunuz var. Hatta vizeye giderseniz vizeden geçemezsiniz o şekilde. Aşağıdakilerden hangisi yanlar rüzgar işaretidir demiş. Yine her zamanki gibi arkadaşlar çocuklara dikkat. Yazın berbat o yüzden çocuklarımıza bari kötü örnek olmayalım. C, D. Ya hamileler görse çocuğunu düşürür ya. Öyle bir berbat yazıyorum ki. Evet doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Peki hoca diğerleri ne demek? Hemen açıklayalım. Arkadaşlar A şıkkında sağ devamlı viraj olduğunu söylüyor. B şıkkında sağdan ve soldan daralan asfalt yani kaplama olduğunu söylüyor. D şıkkında ise arkadaşlar bir ana yol, tali yol kavşağına çift taraflı olaraktan olan yaklaşıldığını söylüyor. Sürücüye ait belgeler tam olsa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir? Azami hız sınırını aşmışsa, taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa, taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse, uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa.
Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Zaten en ağır suç o, dikkat ediyorsanız. Böyle bir şey görülürse trafikten men edilir. Ben bazen hızlı gidebilirim. Siz durdurup şıklara bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 50 dakikalık bir video yaptığı zaman adam kafası artık diyor ki ulan diyor 50 dakika ben bunu nasıl izleyeceğim diyor. Ama yani böyle 35-40 dakikalık bir şey hazırlayacağım. Güzel bir şey olsun diye uğraşıyorum. Evet, haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. 90 demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Uluslararası yol. E90 dedi arkadaşlar. Bu Avrupa'dan başlayıp Irak'a kadar giden yolun ismidir arkadaşlar. E90 dediğimiz yol, o yol diyelim. Devam edelim. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? Harita bilginizi ölçmeye yönelik bir sorudur. Uşak, Sivas, Trabzon, Konya şıklarda verilmiş. Arkadaşlar böyle durumlarda direkt olaraktan şuradaki yön okuna bakın. Bakın bize ne verilmiş? Aman ya Rabbi, çizemiyorum. Ha. Şurada bize bakın bir yön oku verilmiş. Demek ki şu okun gösterdiği yön kuzey. Yani burası kuzey. Kuzeyin tam karşısı nedir arkadaşlar? Güney. Tamam mı? Kuzeyin tam karşısı güney. Arkadaşlar sağda kalan kısım devamlı nedir? Doğudur o zaman. Solda kalan kısım nedir? Batıdır. Tamam. Haritayı bu şekilde oluşturduk. Şimdi bakacağız hangisi güneyde. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet, Konyalar güneydeymiş arkadaşlar. Bir otobüs eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? Kamyona, kamyonete, iş makinesine, lastik tekerlekli traktöre. Evet. Arkadaşlar, hadi bakalım düşünün hangisine? Evet, şöyle harika bir çizim var. Benim çizimlerim süper ya, bir de beğenmiyorlar. Evet, doğru cevabımız B şıkkı kamyonete olacak arkadaşlar. Bunu aynı şekilde Instagram adresinde de paylaştım. Eğer arkadaşlar otobüsle kamyonet karşılaşırsa kamyonete geçiş kolaylığı sağlar. Peki hocam lastik tekerlekli traktör ya da iş makinesinde karşılaşırsa hangisine yol verecek? Tabii ki de arkadaşlar iş makinesi veya lastik tekerlekli traktör kime yol verecek? Otobüse yol verecek. LTD ve iş makinesi devamlı arkadaşlar yol verendir, unutmayın. Yeni yönetmeliklere göre D sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisine kullanabilir? D sınıfı. Motosiklet, çekici, otobüs, iş makinesi de şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazımda hala ağrı var. C şıkkı olacak. Otobüs olacak arkadaşlar. Motosikleti biliyorsunuz A2 sürüyor. A1 sürüyor. Tabii CC'sine göre de değişiyor arkadaşlar. G sınıfı çekici ve iş makinesi diyebiliriz. Ayrı ayrı bunların da ehliyetleri var. Otobüsü ise arkadaşlar D sınıfı. Biliyorsunuz E kaldırıldı arkadaşlar. E sınıfı ehliyet kaldırıldı. O artık DE, DC bu şekilde sınıflandırılıyor. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Sola dönüş yapması, sağa dönüş yapması, aynı yönde seyretmesi, kavşağa yaklaşırken hızını azaltması demiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Niye aynı yönde seyredemez? Arkadaşlar zaten burada buranın ters yönü olduğunu ve girilmez olduğunu söylüyor. Ok işaretlerine bakacaksınız böyle sorularda. Gördüğünüz gibi ok da zaten tam zıttı yönü işaret etmiş. Saatte 110 km hızla seyreden bir aracın önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? 65, 60, 55, 50 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı 55 olacak arkadaşlar. Hocam bunu nereden bildiniz? Kalp gözünüz mü açık? Hayır arkadaşlar, kalp gözüm açık değil. Evet, bunu bildiğimi gören arkadaşların tipini Oy, oy. Şimdi diyeceksiniz hocam niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Arkadaş çekilmez, çekilmez. Ben bilirim ya. Evet. Heh. Arkadaşlar şimdi 110 km ya.
110 bölü 2 yapacaksınız. Devamlı hızı 2'ye böleceksiniz arkadaşlar. Sizden takip mesafesini soruyorsa hız bölü 2. Tamam mı? Hızı, yapılan hızı 2'ye böleceksiniz. 112'ye böldüğümüz zaman kaç çıkar arkadaşlar? Evet, 102'ye böl 50 değil mi? 12'ye böl 5. 55. Tamam. Seviliyorsunuz. Biliyorum, üstün matematiğimi konuşturdum orada ama. Aşağıdakilerden hangisinde bir numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli yani esas kusurlu hallerden sayılır? Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Neden? Arkadaşlar düz çizgi var, sollamaya çalışmış. Diğerlerinde var mı? A'ya bakıyoruz. Yok, gayet zaten adamlar yoluna gitmiş. Arkadaşlar B şıkkında aklınız karışabilir. Eğer sizin tarafınızda kesik çizgi varsa sollama yapabilirsiniz. Karşı tarafta düz çizgi varsa karşı taraftaki adam sollama yapamaz. Yani düz çizgi kimin tarafındaysa sollama yapamaz. D şıkkına baktığımız zaman zaten burada herhangi bir sollama yaptığı zaman bakın kendi şeridinde bu düz çizgiler ise bu iki yolu birbirinden ayırıyor. Moleküler yani tek gözü gören kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu kişiler ticari araç kullanabilir. Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz ekiminden sağlık raporu almaları zorunludur. Kullanacakları aracın içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur. Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine moleküler ibaresi yazılır. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Bu kişiler ticari araç kullanamazlar. Ama diğerleri doğrudur. Tabi duruma göre değişiyor bu. Yapısı itibariyle sürücüden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir? Özel amaçlı taşıt, kamp taşıdı, minibüs, otobüs. Doğru cevap C şıkkı minibüs olacak arkadaşlar. 8 ila 14 arasındaysa minibüstür arkadaşlar. 14'ün üstüne çıktık ne olur? Otobüs olur tabii ki. Devam. Şekildeki numara arkadaşlar böyle açıklanamayacak soruları düz geçiyorum. Beni tekmelemeyin sonra. Şekildeki numaralandırılmış şeritlerden hangisi yollardan ayrılmak otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir demiş. 1, 2, 3 ve 4 numara şeklinde yollar numaralandırılmış şıklarda da bu numaralar verilmiş. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şuna bakalım. Ok yönüne bakalım. Buradan arkadaşlar trafiğe giriş mi var, çıkış mı var? Giriş var değil mi? Demek ki burası trafiğe giriş için ayrılmıştır. Orta şeritleri hemen es geçin arkadaşlar. Tamam mı? 3 numaranın olmuş olduğu yerlere es geçiyoruz. Sadece 4 numara bizi ilgilendiriyor. Buraya baktığımız zaman 2'ye bakıyoruz. Yine aynı şekilde es geçiyoruz. Bakın çıkış işareti arkadaşlar. Yoldan ne yapıyor? Ha bu ne için konulmuş arkadaşlar? Yavaşlama şeridi denir buraya. Amaç şudur. Araç otoyollarda normal yani bayağı yüksek seyirde gittiği için bu şeride geldiği zaman yavaşlar ve artık karayoluna girer. Otoyollarla karayolunu birbirine ayırın arkadaşlar. Otoyollar nasıl bir yerde? Hani transit geçişin yani hızlı geçişin ayrılmış olan yollardır. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Kaygan yola yaklaşıldığını, karayolların yolunun deniz kıyısında bittiğini, tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını, taşıt yoluna taş, kaya, toprak düşebileceğini. Birçoğunuzun bildiğine eminim. C şıkkı tehlikeli iniş olduğunu. Buzdaki yüzde bazen artar bazen iner arkadaşlar. Şekildeki duruma göre sürücünün hangisini yapması zorunludur? Uygun mesafede mutlaka durması, sola dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi, sağa dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi, ileri yönde gidecekse durmadan seyrini sürdürmesi. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Uygun mesafede eğer dur işaretini görüyorsanız
uygun mesafede duracaksınız, yolu kontrol edeceksiniz, ondan sonra devam edeceksiniz. Başka var mı böyle işaret? Var. Ters üçgenimiz mesela bizim. Şöyle ters bir üçgen vardır, içi boştur. Bunu gördüğünüz zaman da yol vereceksiniz arkadaşlar ana yoldakine. Bu arada dur ve bu ters üçgen, içi boş olan ters üçgen arkadaşlar devamlı tali yolda bulunur. Aklınızda bulunsun. Bazen soruyorlar hangisi tali yolda bulunmaz veyahut da bulunur diye. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır demiş. 1, 2, 3 ve 4 de şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 1 yıl süreyle geri alınır. Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemlerin hangi sırayla yapmalıdır? Hızını azaltır demiş. Öncülleri söylüyorum arkadaşlar şurayı. Hızını azaltmalı 1. İşaret vermeli 2. Dar kavisle dönülür 3. Dördüncü dedi arkadaşlar. Sağ şeride girilir demiş. Doğru cevabımız C şıkkı demiş. Bakalım nasıl olacakmış. Öncelikle arkadaşlar sinyal işaretimizi veriyoruz. Daha sonra sağ şeride geçiyoruz. Daha sonra hızımızı azaltıyoruz ve en son olarak da 3 numara yani dar bir kaviste döndüğümüzü söylüyor arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman direkt sağ şeride geçmek hayır. Hızımızın azaltılması olabilir fakat arkadaşlar işaret vermeden hızınızı azaltmak tehlikelidir. Mutlaka arkadaşlar başta işareti vermek zorundasınız. Önce işaret sonra hareket diyoruz. Gündüz çekilen ve çeken arasındaki açıklık, araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi koyulmalıdır? Asılmalıdır. Beyaz bayrak, sarı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında sarı bez. Kırmızı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında kırmızı bez. Yeşil yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında yeşil bez. Tabii ki de arkadaşlar C şıkkı olacak. Biz zaten ya beyazı kullanırız ya kırmızı ekseriyetle biliyorsunuz. 20'ye 20 batında kırmızı bez asabilirsiniz arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletin azami hızı, hız sınırı saatte kaç kilometredir? Evet. 70, 80, 90, 100. Doğru cevabımız D şıkkı 100 olacak arkadaşlar. 100 kilometrenin altında gidemezsiniz. Üstünde de çıkamazsınız. Diyelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazım gerçekten hani şey biraz kötü. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A, direkt buradan gitmek istiyorum arkadaşlar. Siz şıklara bakın, durdurun, doğru cevabı kendiniz verin. Ben de şuradan açıklayacağım, haberiniz olsun. Arkadaşlar, kontrolsüz kavşak diyoruz biz eğer herhangi bir işaret ya da trafik polisi yoksa. Bakıyoruz, yok, burası kontrolsüz kavşak. Hemen dönüş işaretlerine bakıyoruz. Hop, hop, hop. Düz giden hangisi? 3 numara. Geriye kalanın hepsi dönüş yapıyor mu? O zaman arkadaşlar ilk önce 3 numara geçecek. Geçti. Hocam şimdi hangisi geçecek? Sıkıntı burada. Arkadaşlar hangisi geçecek olabilir? Tabii ki de otomobil geçecek arkadaşlar. En sonda 1 numaralı araç geçişini tamamlayacak. Allah Allah. Niye böyle oldu şimdi? Ha. Pardon arkadaşlar, çok özür dilerim. Unuttuğumuz kural hangisi? Eşit araçlarda en sağdaki aracın öncelikli geçmesi değil mi? Evet. O zaman 3 numaralı araç geçtiğine göre geriye 2 tane araç geliyor. İkisinin de durumu eşit mi? Evet. İkisi de dönüş yapıyor. O zaman arkadaşlar en sağdaki geçecek. Önce 1 numara, daha sonra 2 numara. Kusura bakmayın arkadaşlar. Devam. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir? Her iki aracın yüklü olması, çekilen aracın sürücü yönetiminde olması,
Her iki aracın taşıma sınırının eşit olması, çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Çekilen aracın sürücü kontrolünde olması. Sonuçta içinde boşken boşa alıp da sürerseniz direksiyon sağa sola gidebilir. Bu da kazası sebebiyet verebilir. Evet. Numaralandırılmış olan yani şıklarda verilmiş olanlardan hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Şıklar verilmiş. A, B, C ve D şıkkı verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Diğerleri ne demek? A arkadaşlar çok karıştırılır. Motosiklet hariç diğer motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğunu. C şıkkı sollama yasağı başlangıcını. B şıkkı öndeki aracı geçme yasağının bittiğini. D şıkkı 50 km hız sınırının bittiğini bize bildirir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulundurması zorunludur? Gazlı bez, oksijenli su, kağıt mendil, ağrı kesici ilaç. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Gazlı bez bulundurulması zorunludur. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? Diş eti kanaması, atar damar kanaması, toplar damar kanaması, kılcal damar kanaması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Atar damar kanaması olacak. Arkadaşlar toplar damar kanamaları açıklama yapmayın burada. Toplar damar kanamaları kalp atımlarına uyumlu değildir. Geçelim onu. Nasıl şekildedir? Bir sızıntı şeklinde akar ve koyu renktedir kan. Eğer kanın koyu renkte olduğu geçiyorsa %90 ihtimalle toplar damardır işaret değil. Eğer kabarcıklar şeklinde oluyorsa ve yüzeysel bir kanamaysa D şıkkı kılcal damar kanamasıdır. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamalarda ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması, kanayan yer üzerinde temir bir bezle kapatılması, bastırılması, bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması, yara bölgesine sıcak uygulama yapılması. Arkadaşlar hiçbir zaman ezikli yaralarda da olabilir bu. Sıcak uygulama yapılmaz. Yapılmaz. Oradaki ödemi arttırırsınız. Kesinlikle yapılmaz. Soğuk uygulama yapabilirsiniz yapacak olsanız. Kesinlikle sıcak uygulama yapılmaz. Aşağıdakilerden hangisi bak, dinle, hisset yöntemiyle kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir? Deri renginin gözlenmesi, soluk verişinin hissedilmesi, solunum sesinin dinlenmesi, solunum hareketlerinin gözlemlenmesi demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı deri renginin gözlemlenmesi değildir arkadaşlar. Soluğuna bakarız, kalp atışına bakarız ama biz kesinlikle deri rengini gözlemlemeyiz. Çünkü o biraz uzun vadede gerçekleşecek. Hiç adam o vakte geldiyse zaten nalları dikmesi yaklaşmıştır. Bu arada ben de nalları neredeyse dikiyordum. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımla haberleşme ilkelerindendir? Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli. Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli. Çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 1, 2 ve 3 olacak. Evet, hepsi bunların ilkelerdendir. Aşağıdaki yaralılardan hangisi sedyesiz ve oturularak taşınmasında tehlike yoktur demiş. Şoka girmiş olan, omurga kırığı olan, kalça kemiği kırık olan, kol kemiği kırık olan. Arkadaşlar bunu C şıkkı diyenler var. Aman diyeyim ha. Doğru cevap D şıkkı. Bir de geçen gün başımıza gelen bir olay vardı. Burada köye gelmiştim. Tanıdığım bir arkadaşlar traktörün kazasından aşağıya uçuyor.
Kendini kartal zannetse gerek. Uçtu arkadaşlar. Bir bayandı bu arada. Yani düştüğü yerde böyle biraz tarla olduğu için ya vardım böyle hani adamı düz yatırıyorum. Dümdüz yatırdım. Omurilikte çünkü kırık olabilir dedim. Yatırdım arkadaşlar ama ailesi geliyor, tamam mı? Amcam da çok sinirlidir. Bu arada akrabam, ha amcam dedik artık, kaçırdık ağzımızdan. Geliyor bir tane bana çakacak yani. Ben ona sarılacak, kaldıracak, hastaneye götürecek hemen. Ben bunu engelliyorum, o bana diyor ki niye engelliyorsun? Arkadaşlar bir yerden böyle yüksekten düşme olayında kesinlikle adamı kımıldatmayın. Omurilikte kırık olabilir. İç kanaması olabilir. Tamam mı? Siz kımıldattıkça iç kanama vesaire arttırırsınız. Bunu yapacak olan sağlık ekipleri. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? Kanamanın durdurulmasını, kan dolaşımının sağlanmasını, solunum desteğinin sağlanması, hava yolu açıklığının sağlanması diye şıklar da verilmiş. Doğru cevap D şık olacak. Hava yolu açıklığının sağlanması olacak arkadaşlar. Kazazedenin burundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi durumunda hangilerinin göster... Yani bunlar geliyorsa hangisinin göstergesidir? Bunu soruyor. Şiddetli hava travması geçirdiğinin, omurilik zedelenmesinin olabileceğinin, göğüs zedelenmesi geçirdiğinin demiş. Arkadaşlar tabii ki de doğru cevap 1 ve 2 olabilir arkadaşlar. Kafa travmasını bu şeyle karıştıranlar var. Ne o? Hani stresle vesaireyle adam çok kötü travmalar geçirdi ya. Adam neler atlattı diyor. Mübarek. Buradaki travma bir yere vurmadan bahsediyor, tamam mı? Evet, kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak nokta nokta değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Dolaşım, bilinç durumu, solunum, hava yolu açıklığı. Burada arkadaşlar dolaşım diyeni kurşunlarım, tamam mı? Pencereden aşağı atarım onu. Atarım bak, sarkıtmam. Bırakıveririm aşağıya. Doğru cevap B şıkkı, bilinç durumu olacak arkadaşlar. Ağızdan ağıza suni solunum yapacak hastaya boyun travması yoksa, yani boyun travmasını anlıyorsunuz. Yani omuriliğe falan zarar gelmeyecekse. Hangi baş pozisyonu uygundur demiş. Burada şıklarda da o baş pozisyonlarını vermiş. A, B, hep böyle mi yapacağız ya? C, D. Hadi bakalım. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Arkadaşlar, ben burada yapmanız gereken şey şu. Hava yolu açıklığını sağlamak. Bakın direkt şurayı tekrardan şöyle yapmıyorum. Çünkü zaten adam buradan aldığı için direkt bakın ne kadar kolay. Bir de buna bakalım. Bakın şuraya geldi, bir büküntü var. Bakın. Olmuyor. Olabildiğince düz yapacağız bunu. Bu zaten olmuyor. Bu da olmuyor. Bu biraz uygun ama arkadaşlar en uygunu çene ileriye, baş geri pozisyonudur. Vücudumuzdaki yapı birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur? Sistem, doku, organ, hücre. Küçükten büyüğe doğru demiş arkadaşlar. En küçük en başta olacak. O zaman bakalım. Sistem mi, organ mı büyük? Değil mi? Sistem büyük. O zaman en büyüğü başa verdiğine göre bunu sil. Bakalım burada iki hücre var. O zaman organ bunlardan küçük. Sil bunu da. Hücreler kaldı. Hücre, doku demiş. Organ demiş, sistem demiş. Doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Sıralamayı da öğrenmiş olun. Hücreler birleşerek dokuları oluşturur. Dokular birleşerek organları oluşturur. Organlar birleşerek neyi oluşturur? Sistemleri oluşturur arkadaşlar. Bunu da böyle küçük not olarak yazabilirsiniz. Boyun omurlarındaki yaralanma olduğunda şüphelen Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz demiş. Dolaşım kontrolü, solunum kontrolü, çeneyi göğüse iyice yaklaştırma, sırt üstü ve düz bir zemine yatırma demiş. Arkadaşlar ben demin ne dedim? Boyun omurilinde yaralanma olduğundan şüphelendim, düzce yatırdım dedim. Demek ki D şıkkı doğru. Diğerleri zaten yapılabilir. Ama arkadaşlar çeneyi göğüse yaklaştırırsanız bu adamın felç kalmasına sebebiyet verebilirsiniz. Yapılan kazazedeye, bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Duyu organları uyarılır, vücut sıcaklığı düşürülür, şekerli soğuk içecek verilir, hastaneye götürülür. Evet, bayılana ne yapılır denilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı, duyu organları uyarılır arkadaşlar demiş. Böyle tokatlıyorsunuz yani şip 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 onu diyor. Vücut sıcaklığını düşürmeyeceksiniz. Şekerli ve soğuk içecekler vermeyeceksiniz. Adam boğarsınız ya. Hastaneye götürebilirsiniz. Allah Allah ya, bunu niye böyle vermiş ki? Ha, hastaneye de ilk yardım ekipleri götürecek ya ambulans. Ama arkadaşlar duyu organları ne yapmamız gerekiyor? Uyarmanız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Şip 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 vuruyoruz ya da ayağını gıdıklayın. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içinde yer alır? Arkadaşlar sesim hala kötü, boğazım. O yüzden biraz böyle şaka yaparken bile sesim gidiyor. Şakanın bir anlamı kalmıyor. Kazazedenin durumu değerlendirirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre demiş, hangisi bulgular içinde yer alır? Yaşı geç, boyu geç, cinsiyeti geç. Ama arkadaşlar vücut ısısı yoksa bu adam zaten salih. Anladınız siz. Vücut ısısı bizim için önemli. Rahmetli dedem aklıma geldi. Ayaklarına baktıydım böyle, vefat etmişti. Hala sıcaktı. Ben dedeme çok bağlıydım. Çok ağladıydım o zaman. Motor silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir? Carter, manifold, silindir kapağı, motor bloğu. Evet, motor bloğu denir arkadaşlar. Carter'imiz neydi? Açıklamam lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunlar çünkü önemli. Carter, arkadaşlar motor yağının deposu diyebiliriz. Tamam, motor yağı aracınızı stop pozisyona getirirseniz o kısma, aracınızın en altında bulunur, o kısma çökelir arkadaşlar. Manifold dediğimiz şey arkadaşlar, iki tane vardır. Emme manifoldu, bir de egzoz manifoldu. Çoklu boru demek arkadaşlar manifold. Her silindir için ayrı bir boru girişi demektir. İnternete yazarsanız, Google amcamız artık her şeyi veriyor manifold diye, nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Emme manifoldu temiz havayı emer. Egzoz manifoldu yanmış gazları dışarıya atar. Silindir kapağı arkadaşlar, bu motor bloğunun en üstünde bulunan, silindirlerin üstünü kapatan kapak. Nemli havalarda veya yıkama sonrası benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Yağ eklenir, far ampulleri değiştirilir, arka cam rezidansı çalıştırılır, buji kabloları ve bobin kurutulur demiş. Doğru cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar zaten bu buji su alıyordur oraya. Ateşleme ne yapmaz? Yapmaz otomatik olaraktan. Bobinle aynı şekilde. Böyle eski motosikletlerde olur genelde. Yenilerde pek böyle bir şey söz konusu değil ama. Çalışmaz böyle, yıkadın mı çalışmaz. Ne yapmanız lazım? Biraz bekleyiverin ya da kurutun arkadaşlar. Tak diye çalışacaktır. Dizel motor kullanan bir araçta yanlışlıkla benzin konulduysa durum aşağıdakilerin hangisi uygundur demiş. Düşük hızda sürülmesi, yakıt deposunun boşaltılması, aracın yüksek devirde kullanılması, lastik hava basıncının düşürülmesi. Doğru cevap B şıkkı. Yakıt deposunun arkadaşlar boşaltılması gerekir. Sakın o şekilde kullanmaya veyahut aracı çalıştırmaya çalışmayın. Hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler demiş. Cam suyu, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu. Bu akü elektroliti diyenler var. Ben bu adamları hala anlayabilmiş değilim. Bu videoları da izliyor. 50 defa dedim. Arkadaşlar motor soğutma suyu bu yani. Cam suyu dediğimiz şey ne işe yarıyor? Bu cama hani fışkırtıyorsun ya. Heh, ona cam suyu deniyor ya. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? Alternatör, dispiratör, kondansatör ve marş motoru verilmiş. Doğru cevap alternatör olacak. Hocam dispiratör ne işe yarar onu söyle sen bize diyenler var. Arkadaşlar dispiratör dediğimiz şey bujilerin başına, benzinli motorlarda tabi, bujilerin başına sırasıyla elektrik gönderip bujilerin ateşlenmesini sağlayan parçamız diyelim. Kondansatör işi arkadaşlar,
Bu elektrik depoluyor arkadaşlar. Küçük hani pilimsi bu eski radyoların, televizyonların içinden gözüken şeyler vardı ya. Onlara diyoruz biz. Yani araçta yoktur. Neresinde vardır? İşte o çipli yerlerinde diyelim. Marş motoru yeni arabalarda olabilir, onu diyemiyorum. Marş motor arkadaşlar aracımıza ilk hareketi veren motorumuzdur dersek yanlış. Neyimize ilk hareketi verir? Motorumuza ilk hareketi veren elektrikli motora marş motoru denir. Hocam ikisi arasında nasıl bir fark var? Eğer arkadaşlar aracınıza hareket veren olmuş olsaydı sadece siz kontağı çevirerek aracınızı hiçbir şekilde çalıştırmadan marş motoruyla hareket ettirmeniz gerekir. Ama marş motoru bu işi yapmaz. Evet, doğru cevap A olacak bu yüzden. Aracın kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır? 25, 35, 45, 50 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, doğru cevabımız A şıkkı 25 olacak. Şöyle şu çılgın çizimimi yine yapayım. Çocuklara dikkat. Niye yapıyor bu hoca diyeceksiniz arkadaşlar. Mecburum ya, mecburum yani. Şöyle. Bu arada düşünüyorum ya, böyle çizimler yapıp hocama size göndersem mi? Böyle hani yüz alana mesela bu çizimlerden bir tane göndersem mi? Böyle hediye olarak. Ama adamın yüz aldığını nasıl bileceğim diyeceksiniz. Oo, süper oldu ha. Bu bana benzedi. Evet, antenlersiz olmaz. Evet, kulak bunlar. Evet, devam edelim. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? Araç şarj sisteminin çalışmadığını, yağ basıncının çok düştüğünü, lastikte basınç kaybı olduğunu, soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini. Doğru cevabımız D şıkkı, soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini bize gösterir. Zaten kendisi de bir termometredir. Suyun içine batırılmış gördüğünüz gibi. Bakın şu su, zikzaklı olarak gözüken su. Bu termometre suya batırılmış. Eğer bu yanıyorsa arkadaşlar derhal aracınızı kenara çekin, soğutun arkadaşlar. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza ışığının yandığını görünüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir? Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Aman ha. Yağ filtresi değiştirilmelidir. Hadi beklesin ama şimdi değil, zamanı değil. Ne yapman lazım ilk önce? D şıkkı. Motoru hemen durduracaksın arkadaşım. Uygun bir şekilde. Ve servisini arayacaksın. Kesinlikle bu işaret yanarken hareket etme diyoruz. Hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur? Yağ sızıntılarının artması, ses, sürtünme ve aşınmanın artması, tekerleklere hareketin iletilmemesi, vites değiştirmenin kolaylaşması. Doğru cevabımız ses, yürüme ve aşıntının artması arkadaşlar. Diferansiyel yağlarının ve vites kutusundaki yağın azaldığının en büyük göstergesidir. Evet, şanzıman yağı olur arkadaşlar, ayrı oraya konulur. Siz zaten genel bakıma vardığınız zaman amcalara onu söyleyeceksiniz. Evet, aşağıdakilerin hangisi silindir kapağının görevlerindendir? Crank biline yataklık etmek, motor yağı soğutmak, siboplara yataklık etmek, akslara yataklık etmek demiş. Tabii siz birçoğunuz ne crank'ın ne olduğunu biliyorsunuz, ne sibobun, hadi sibobu duymuş olabilirsiniz, bilmiyorsunuz. Doğru cevabımız suboplara yataklık etmek. Arkadaşlar subop dediğimiz şey şöyle korna gibi şu şekilde şöyle şöyle dur göstereceğim. Artık bunu çizeceğim yani şöyle. Bunu düz bir demir olarak düşünün. İki tane diyelim ki ben sadece benzinli motorun tek şeyinden bahsediyorum. İki tane. Evet şöyle hafif ovaysıdır bu. Evet şöyle iki tanedir. Bir taraftan hava girer, bir taraftan çıkar şeklinde düşünün. Bunlara sıvap denir. Bunlar da arkadaşlar silindir kapağının içerisinde yer alır. Evet, en sevdiğim soru. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen güç aktarma organının adı nedir diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir organ var.
Erzurumlu muydu? Nereli bir abimiz var ya. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz diyor. Doğru cevabımız B şıkkı aks olacak arkadaşlar. Hepsini açıklayacağız. Diferansiyel dediğimiz şey şu şalttan gelen gücü 90 derecelik açıyla arkadaşlar akslara verir. Aynı zamanda dönüşlerde kolaylık sağlar. Ne yapar hocam? İçteki tekerlek dönüyor. Sağa dönüyorsunuz mesela. İçteki tekerlek yavaş döner. Dıştaki tekerlek hızlı döner. Böylece daha kolay dönersiniz. Kavrama dediğimiz şey debriyajın diğer adı. Vites kutusu dediğimiz yer şey ise hemen şurada bulunuyor arkadaşlar ve bizim kademeli olaraktan hızımızı ayarlamamızı ve aynı zamanda neyi sağlıyor arkadaşlar? Geri gitmemizi sağlıyor. Volan dişlisi ise arkadaşlar marş motorunun hemen ucunda motora hareket veren dişlimizdir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Alayınızı saygıyla selamlıyorum. Yemin ederim özlemişim video çekmeyi. Tabii videoda bayağı tökezliyorum. Ses, boğazım sürekli gıcıklanıyor. Öksürmemek için kendimi tutuyorum. Durduruyorum. Tekrar devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinizden teşekkür ederim. Eve diyormuşum. Hadi bakalım, Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Ha bu arada aşağıya yorum olaraktan bize yazarsanız çok sevinirim. Kendinize